Merhaba canlar, ben Umut Murat Hoca. Tonguç Akademi ile beraber sizlere 9. sınıf yazılı hazırlık videoları çektik arkadaşlar. Biliyorsunuz yazılılar yaklaştı. Sevgili arkadaşlar, bu yazılı içeriğimizde neler var? Eğer hazırsanız hadi gelin birlikte bakalım. Evet sevgili arkadaşım. Burada nelerimiz var? Öğrenci notlarımız var sevgili arkadaşlar. Hap bilgilerimiz var. Açık uçlu ve klasik sorularımız var. Bir de MEB'in hazırladığı ortak sınav provamız var arkadaşlar. Biliyorsunuz bu sene MEB bizler için ortak bir sınav hazırladı. Biz de onlara uygun sorular hazırladık sizler için. Sevgili arkadaşım, buraya dikkat etmeni istiyorum. Kitabını aktif ediyorsun. MEB ortak sınav denemelerine katılıyorsun. Peki nasıl katılacaksın? Arka kapaktaki etiketi kazı ve koda ulaşıyorsun. Daha sonra aktivasyon kodunu aldıktan sonra TATS uygulamasından veya tonguçmağaza.com'dan bölümü kodu girip denemeye ulaşıyorsun sevgili arkadaşım. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yazı notları kitabımızdan MEB ortak sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda TATS uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle yazı notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğünüz aktivasyon kodunu TATS uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme gireceğiz. Aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi MEB ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru tiplerini çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tonguçmağaza.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılarda başarılar. Şimdi konumuza, hap bilgilerimize geçelim. İlk olarak arkadaşlar fizik bilimine girişten bahsediyoruz. Fiziğin alt dalları vardı. Neydi arkadaşım bunlar? Katı hal fiziği. Hemen şöyle gösteriyorum sana. Katı hal fiziği, atom fiziği, mekanik, yüksek enerji ve plazma fiziği, optik, nükleer fizik, elektromanyetizma ve termodinamik. Bunlar arkadaşlar 8 adet fiziğin alt dalıydı. Bunları nasıl kodluyorduk? Kamyonet diye kodluyorduk sevgili dostum. Evet sevgili arkadaşlar, fiziksel büyüklüklerden bahsediyorduk. Skaler büyüklükler, vektörel büyüklükler olmak üzere ikiye ayırıyorduk. Peki skaler büyüklükler hangileriydi? Hacim, sürat, enerji, basınç, bunlardan birkaç tanesiydi. Sadece sayı ve birim ifade edecek sevgili arkadaşım. Vektörel büyüklükler hangileriydi arkadaşlar? Onlar da kuvvet, ağırlık, hız, ivme, bunlar da birkaç tane vektörel büyüklükte örnek arkadaşım. Bunlar sayı, birim, bir de yön ifade ediyor. Lütfen bunları kaçırma. Arkadaşlar temel büyüklüklerimiz vardı. Temel büyüklükler yine skaler büyüklüklerdi. Kısa muz diye kodluyorduk. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, mol, uzunluk, bir de zaman sevgili dostum. Bunlar neydi? Temel büyüklük, aynı zamanda skaler büyüklüklerdi arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, fizik ve bilim araştırma merkezlerimiz vardı. Kimdi bunlar? TÜBİTAK mesela Türkiye'deki bilim araştırma merkezlerinden bir tanesi, bilimsel yarışmaları yapıyordu. TENMAK nükleer enerji ile ilgileniyordu. ASELSAN askeri haberleşme ve teknoloji ile ilgileniyordu. CERN atom altı parçacıkları ile ilgileniyor. Onların nasıl bulunduğunu arkadaşlar CERN'de yapılan çalışmalar sayesinde bulduğumuzu biliyoruz. NASA ve ESA ise uzay araştırmaları yapıyor arkadaşlarım. Bunları zaten daha önce de anlatmıştık. Arkadaşlar biraz da madde ve öz kütleyi hatırlatayım size. Mesela madde miktarı neydi arkadaşım? Değişmeyen madde miktarına ne diyorduk? Kütle diyorduk değil mi arkadaşlar? Peki 1 kilogram kaç gramdı sevgili dostum? 1 kilogram 1000 gramdı hocam. 1000 gramdı diyorsun. Peki sevgili arkadaşım 1 ton kaç kilogramdır? O da 1000 kilogramdır hocam diyorsun. 1000 kilogram. Peki kütleyi neyle ölçüyoruz arkadaşlar? Eşit kollu teraziyle ölçüyoruz hocam dediğini duyar gibiyim. Sevgili arkadaşım hacimden bahsedelim. Hacim neydi? Hacim maddenin boşlukta kapladığı yerdi sevgili dostum. Bazı maddelerin hacimlerini ne yapabiliyoruz? Ölçebiliyoruz, ölçümleyebiliyoruz. Mesela hocam küp. Küpün hacim formülü nedir? A küp. Mesela hocam prizma. A çarpı B çarpı C. Mesela hocam silindir. Neydi? Pi r kare h. Ve en zorlarından bir tanesi. Öğretmenler en çok bunu seviyor. 4 bölü 3 pi r küp. Kürenin hacmidir sevgili arkadaşım. Şekli düzgün olmayan cisimlerin hacimlerini peki nasıl bulursun? İki yöntemin var. Birinci yöntem dereceli kap yöntemi. İkinci yöntem ise arkadaşlar taşırma kabı yöntemi. İki yöntemle de ne yapabiliyoruz? Biz şekli belli olmayan cisimlerin hacimlerini ölçebiliyoruz. Peki ayırt edici özelliklerden bir tanesi olan öz kütle ile devam edelim. Öz kütle neydi? Maddenin birim hacminin kütlesidir hocam dediğini duyar gibiyim. D ile gösteriyor arkadaşım. Nasıl, bunu nasıl ifade ediyorduk? M bölü
V diye ifade ediyorduk. M'i yalnız bırakırsak D çarpı V şeklinde de ne yapabilirsin arkadaşım? Yazabilirsin. Sabit sıcaklık ve basınç altında özkütle değişmez arkadaşım. Kütle ile hacim doğru orantılı olarak artacaktır. Bak grafikte gösteriyorum sana. Ama özkütle ne yapmayacak? Değişmeyecek. Bir de bak burada sihirli üçgenim var. D'yi, M'i ve V'yi yazmışım arkadaşım. D eşittir M bölü V'yi buradan çıkarabilirsin. M eşittir D çarpı V'yi çıkarabilirsin. Ya da V eşittir M bölü D'yi buradan çıkarabilirsin sevgili arkadaşım. Karışımların özkütlesine gelince. Karışımın özkütlesini nasıl buluyoruz? D karışım M toplam bölü V toplam ifadesiyle buluyoruz. Ama bir şeyi kaçırmayacaksın. Hocam nedir? Bak. D1 D2'den büyüktür demişim sana. Karışımın özkütlesi ne olmak zorunda? Büyük olan özkütleden daha küçük olmak zorunda. Küçük olan özkütleden ise daha büyük olmak zorunda sevgili arkadaşım. Umarım iyice hatırlamışsındır. Devam edelim. Nelerden bahsedelim biraz da? Dayanıklılık, adezyon kuvvet, kohezyon kuvvet gibi ifadelerden bahsedelim. Dayanıklılık neydi? Dayanıklılık maddenin kesit alanının hacmine oranı şeklinde ifade ediliyordu. Silindir, küp ve dikdörtgenler prizması için dayanıklılığı nasıl yazıyorduk? 1 bölü yükseklik, 1 bölü h olarak yazıyorduk sevgili arkadaşlarım. Peki adezyon kuvvet nedir? Farklı tür moleküllerin birbirini tutma kuvveti, doğru mu? Yani farklı cins moleküllerin birbirlerini çekmesidir. Tozların sehpaya yapışması bunlardan bir tanesi. Buna bir örnek. Arkadaş, farklı aile arkadaşlar bu şekilde de kodlayabiliriz. Farklı aileler adezyon kuvvetlere örnek verilebilir. Peki kohezyon dediğimiz şey aynı tür moleküllerin birbirlerine uyguladıkları çekim kuvvetidir arkadaşlar. Mesela su damlasının küresel şekilde damlaması nedir? Kohezyon kuvvettir. Aynı tür diyoruz, kardeş gibi, aynı aileden. Kapiş? Hadi devam. Peki yüzey gerilimi nedir arkadaşım? Yüzey gerilimi kohezyon kuvvetlerin etkisiyle oluşur. 1. Suyun yüzey gerilimi, bak sabun, deterjan ne yapıyor yüzey gerilimini? Azaltıyor. Çözünmeyen madde azaltıyor. Tuz arttırıyor. Sıcaklık ise azaltıyor. Hocam sıcaklık nasıl azaltır? Madde molekülleri arkadaşım birbirinden uzaklaşıyor. Yoğunluk azalıyor. O yüzden de yüzey gerilimi azalır. Unutma. Kılcallığa geldik. Kılcallık adezyon ve kohezyon kuvvetleri ile sıvının hareket etmesidir diyorsun sevgili arkadaşım. Bak şimdi bir su dolu kabın içerisine ne yapmışız? İki ucu açık olan bir pipeti sokmuşuz. Dikkat edersen su ne yapmış? Yukarı doğru hareket etmiş. Kılcallık etkisiyle yukarı doğru hareket ediyor. Civaya baktığımız zaman arkadaşlar civa daha aşağıda. Hocam neden? Civanın yoğunluğu sudan daha büyük olduğu için unutmuyorsun. Evet, bir başka konu başlığımız nedir arkadaşım? Hareketti. Orada da yer değiştirme hız ve süratten bahsedeceğiz. Mesela yer değiştirme neydi? Hocam yer değiştirme... Dur bak söyleyeceğim. Cismin son ve ilk konumları arasındaki farktır. Yani hocam diyeceksin ki bir hareketlinin son konumuyla ilk konum arasındaki en kısa mesafeye ne diyorum? Yer değiştirme diyorum. Delta x ile gösteriyorum ve son konumdan ilk konumu çıkarıyorum. Bak arkadaşım başlangıç noktasını vermişim, bitiş noktasını vermişim. Aralarındaki yer değiştirme gördüğün gibi delta x. Konum zaman grafiği diye bir şey var. Konum zaman grafiği arkadaşlar bize burada eğimden bahsedeceğiz. Eğimden bahsedeceğiz. Eğim bize neyi verecek sevgili arkadaşım? Hızı verecek hocam, hızı verecek. Yani sürati verecek burada sevgili arkadaşım. Peki geldik hıza. Arkadaşım hız dediğimiz şey birim zamandaki nedir? Yer değiştirmedir. Ve birim zamandaki yer değiştirme için hız zaman grafiğine baktığımız zaman şurada gördüğün alan arkadaşım yer değiştirmeyi verecek sana. Yer değiştirmeyi hız çarpı süreden bulabilirsin. Arkadaşım süratten bahsediyoruz ki en çok karıştırılan iki terim sürat ve hız. Sürat skaler ifade, hız vektörel ifade. Birim zamanda alınan yoldur diyebilirsin sürat için, o kadar. Sevgili arkadaşım yine yer değiştirme için bak son konum burada, ilk konum burada. Aradaki en kısa mesafe bizim neyimizmiş? Yer değiştirme dediğini duyuyorum sevgili arkadaşım. Biz öğretmenler bunları çok severiz. Yazılıda da bolca sorarız arkadaşım. Evet sevgili dostum. Şimdi konuları özetledik. Gel şimdi de yazılı sorularına ufak ufak başlayalım. Hazır mısın? Hadi bakalım. Türetilmiş büyüklüklerden 5 tanesini yazınız. Hocam ben türetilmişleri hatırlamıyorum. Bak temeli biliyorsun. Temel neydi? Kısa muz. Evet türetilmiş büyüklüklerden 5 tane yazıyoruz. Nedir bunlar arkadaşım? Hız. Mesela ivme. Mesela ağırlık. Mesela kuvvet. Mesela güç.
Bak arkadaşım, sana 5 tane türetilmiş büyüklük örneği verdim. Sen de bunları yazılıda yazmayı unutma. İkinci soruma geldim. Dünyadaki bilim araştırma merkezlerini yazarak birer cümleyle hangi alanda çalıştıklarını açıklayınız. Şimdi en başta kim var? NASA. Neydi? Uzay araştırmaları yapıyordu. Nerede yapıyor? ABD'de yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıyor. Bir de bununla beraber kim var? ESA. Bu da uzay araştırmaları yapıyor. Bu ise Avrupa'da yapıyor. Bir de kim var arkadaşım? CERN var. CERN. Burada da atom altı parçacıklardan bahsediyoruz. Büyük hadron çarpıştırıcısı arkadaşım. Büyük hadron çarpıştırıcısı. Burada atom altı parçacıklarla ilgili çalışmalar yapılıyor diyorsun sevgili arkadaşım. Bunlardan hocaların soracak, merak etme. Evet arkadaşım, sıra geldi kütle hacim grafiğinin olduğu bir adet soruya. Bak şimdi. Kütle hacim grafiği verilen X, Y ve Z sıvılarının yoğunluklarını ayrı ayrı hesaplayınız demiş. Yoğunluk neydi? Hocam bakalım, D eşittir M bölü V. Formül bu. Yani birim hacimdeki kütle. Şimdi önce X için yazıyorum bak. DX eşittir. X'in kütlesine baktım arkadaşım, 60. Hacmine bakıyorum, 5. O zaman X'in öz kütlesi 12 gram bölü santimetre küptür diyorsun. Y için aynı işlemi yapıyorum arkadaşım. Y'de de kütlemiz 60. Hemen bak buradan gösteriyorum. Y'nin hacmine baktığımız zaman 20. Y'nin öz kütlesi 3 gram bölü santimetre küp oluyor. Bir de arkadaşım Z'ye bakıyoruz. Z'nin kütlesi 20 bak. Hacmi de 20. 1 gram bölü santimetre küp diyorsun sevgili arkadaşım. Bu kadar kolay. Emin ol, çok güzel geçecek sınav. Devam. Evet, aşağıdaki ifadeleri tanımlayınız. Adezyon kuvvet. Arkadaşlar, arkadaş diye ne yapmıştık? Hatırlatma olsun diye arkadaş demiştik. Farklı cins moleküller. Farklı cins moleküller arası çekim kuvvetidir. Değil mi? Peki, kohezyon kuvvet nedir? Bu da aile demiştik. Aynı cins. Aynı cins moleküller arası çekim kuvvetidir. Evet. Bir de arkadaşım yüzey gerilim var. Sıvıların yüzeyinde kohezyon kuvvet etkisiyle oluşan gerilimdir diyoruz. Sevgili dostum, tanımları iyi bilmek zorundasın. Çünkü emin ol, hocan tanım soracak sevgili arkadaşım. Bunlar da çok kolay zaten. Evet, bir başka soruma geldim. Burada da arkadaşım bir tane prizmamız var. Ve şekildeki dikdörtgenler prizmasına yarıçapı 3 santim olan küreler ne yapılmak istiyor? Doldurulmak isteniyormuş. Prizmanın kalan hacmi su ile doldurulduğuna göre prizmaya eklenen su hacmini bulun. Şimdi arkadaşım, önce prizmanın hacmi ve prizma 30 çarpı 24 çarpı 12 diyeceğiz. Bunu böyle bıraktım. Sonra arkadaşım bak, her bir küremizin yarı çapı 3 santimmiş. O zaman bak, buradan başlıyorum. Şuraya çapı 6 santim olan bir tane küre yerleştirebilirim. Ve burada 30 santime ben buradan 5 tane ne yapabiliyorum? Küre yerleştirebiliyorum. Yukarı doğru çıktığımızda arkadaşlar 6 santim çaptan yukarı doğru 4 tane yerleştirebiliyorum. İçeriye doğru baktığımızda yine 6 olduğu için 12 santime ne yapabiliyorsun? 2 tane yerleştirebiliyorsun. Bir başka deyişle toplamda arkadaşım, toplamda 5 çarpı 4 çarpı 2 yani 40 tane ne yapabiliyorum? Küre yerleştirebiliyorum. Peki her bir kürenin arkadaşım hacmi neydi? 4 bölü 3 pi r küp. Yani hocam 4 bölü 3 çarpı 3 çarpı 3'ün kübü. Bunlar sadeleşti. Orada 27 çarpı 4'ten 108 ifadesini buluyoruz arkadaşlar. Daha sonra 40 tane olduğu için toplam küre hacmi 108 çarpı 40. 4 kere 8 32,
3, 4, 4320 santimetre küpmüş. Şimdi prizmamızın hacmini hesaplayalım burada arkadaşlar. Nedir? 720 çarpı 12 diyeceğiz. Bunu hemen şurada hesaplarsak 72, 12, 2 kere 2, 4, 14. Oradan 2'ye 7 topladık arkadaşım. 8, 6, 4. Burada 8640 santimetre küp neyimiz varmış? Prizma hacmimiz varmış. Bunun 4320 santimetre kübü neymiş arkadaşım? Mevcut kürelerin hacmiymiş. Aradaki fark koyacağımız suyun hacmini verecektir. O zaman V su diyorsun 8640 eksi 4320'den baktığımda arkadaşım 4320 santimetre küp çıkar. Dikkat edersen yarı yarıya oldu sevgili dostum. İşlem kalabalığı var, doğrudur ama biz öğretmenler bunu çok seviyoruz. Evet, eşit kare bölmeli düzlemde bulunan K, L, M noktalarından aynı anda harekete geçen koşucular O noktasına aynı anda varmaktadır. Buna göre koşucuların hızlarını kıyaslayınız demiş. Şimdi sevgili arkadaşım bak buraya. Burada şuna dikkat edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, önce K'dan çiziyoruz. Bakınız K'dan nasıl olacak? Gösteriyorum hemen. K'dan O'ya doğru çizdim okumu. 4 birim var. Bakınız 4 birim. 1, 2, 3, 4 birimimiz var. Arkadaşlar L'den O'ya doğru çiziyorum. Bakın şöyle bir okumuz var. Burada 1, 2, 3, 4 kare var. Yukarı doğru da 1, 2, 3 var. 3, 4, 5 üçgeni diye bir şey var. Belki biliyorsunuzdur. Bir de arkadaşlar M'den O'ya doğru çizerseniz okunuzu, burada da 5 kare var. Dikkat ederseniz alınan yollarla hızlar doğru orantılı olmak zorunda. O zaman L'nin hızı M'nin hızına eşittir. Her ikisi 5'er birimlik yol almış çünkü. Ama K'nın hızı arkadaşlar onlardan daha az. Çünkü K 4 karelik sadece yol almıştır diyorsun sevgili arkadaşım. Evet arkadaşlar, sıra geldi bir diğer sorumuza. Yarı çapı 6 santim olan dairesel pistin K noktasından ve L noktasından koşan koşucular O noktasına aynı anda gelmektedir. Buna göre bu koşucuların yer değiştirimleri oranı delta x K'nın delta x L'ye oranı nedir demiş. Bak şimdi arkadaşım, K gelmiş O'ya kadar, şuraya kadar. Şimdi yarı çap 6'ya 6 olduğuna göre, burası da 90 derece olduğuna göre delta x K 6 kök 2 birimdir arkadaşım sadece. Peki sevgili dostum, gelelim L'ye. L ne yapmış? O'ya kadar gelmiş. Bak bunu da maviyle gösterdim sana. L ile O arasında da ne kadar var? Delta XL 12 santim var sevgili arkadaşım. İşte delta XK'mız 6 kök 2 idi. Delta XL'miz de 12 idi. Bunları sadeleştirirsek kök 2 bölü 2 bulursun sevgili arkadaşım. Yer değiştirmeyi bekle, kesin gelecek. Devam edelim. K hareketlisine ait hız zaman grafiği ve L hareketlisine ait konum zaman grafikleri verilmiştir. Buna göre bu hareketlilerin hızları oranı nedir? Hocam K'nın hızını zaten vermiş. Evet zaten vermiş. O zaman VK eşittir 15 metre bölü saniyeyi yapıştır. Peki L'nin hızını nasıl bulacaksın? VL eşittir X bölü T'den, yani 10 bölü 2'den 5 metre bölü saniye olarak bulacağız. Bunların oranını istiyor. Yani VK bölü VL. VK 15'ti. VL de 5'ti. Bunların oranı 3 olur diyeceksin. Bu kadar kolay arkadaş. Evet arkadaşlar, bu sene Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak sınavları hazırladığını söylemiştim. Onlardan örnek sorular da çözelim istedik birkaç tane. Gelin bakalım birlikte. İçerisinde 80 cm3 su bulunan bir taşırma kabına bir taş parçası atıldığında taş suya tamamen batıyor ve kaptan 20 cm3 su taşıyor. Buna göre taşın hacmi kaç cm3'tür? İşlemlerini gösteriniz. Şimdi arkadaşım, sen taşı attıktan sonra suyumuz taşma seviyesinde değil, 80 cm3'te. Bak görüyorsun burada. Dolayısıyla önce 100 cm3 seviyesine çıkması lazım. Ne kadar çıkacak? 20 cm3 çıkacak. Bu yetmezmiş gibi yan tarafı da 20 cm3 daha ne yapmış? Suyla doldurmuş. O zaman benim taşımın hacmi 20 artı 20'den 40 santimetre küptür diyeceksin arkadaşım. Ortak sınavda kolaymış sorular bak. Evet. Bir başka soru daha. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan küp şeklinde cisme yataya paralel olan F1, F2, F3 kuvvetleri şekildeki gibi etki ediyor. Buna göre cisme etki eden toplam kuvvetin büyüklüğü kaç newtondur? İşlemle göster. Bak arkadaşım, aynı yönde olan kuvvetleri toplayacaksın, zıt yönde olanları çıkaracaksın. Bu kadar basit. O zaman R eşittir diyoruz. Yani bileşke
F1'e bakın sağ tarafa doğru. F3 de sağ tarafa doğru. F2 sol tarafa. O zaman F1 artı F3 eksi F2 şeklinde ifade edeceğiz. 46 artı 20 eksi 8. Buradan arkadaşım 66'dan 8'i çıkarırsak ne olur? 58 Newton kalır. İşte biz ne yaptık şu anda? Toplam kuvveti bulmuş olduk arkadaşım. Özdeş küplerden oluşturulmuş K, L ve M cisimlerinin dayanıklılarını kıyaslayınız demiş arkadaşım. Şimdi düzgün geometrik şekillerde dayanıklılık ne ile bulunurdu? D eşittir 1 bölü yükseklikle bulunur arkadaşım. Şimdi K ve L'ye baktığımız zaman bunların yükseklikleri bakın şöyle her birine H dersek 2H, L'ninki 3H, M'ninki de arkadaşım 2H olacak. Dolayısıyla K ve M için 1 bölü 2H. 1 bölü 3H, 1 bölü 2H diye yazarsak, 1 bölü 2, 1 bölü 3'ten daha büyük biliyorsun. O zaman DK eşit DM, onlar büyük, DL diyeceğiz. O da B seçeneğinde var sevgili arkadaşım. Bir başka sorum, yarıçapı 5 santim ve yüksekliği 10 santim olan silindirin hacminin kenar uzunlukları sırasıyla 2, 10, 20 santim olan prizmanın hacmini oranını bulunuz demiş. Silindirin hacmi neydi? Pi r kare h. Önce onu bulalım. Pi'mizi de 3 vermiş bak. V silindir. Pi r kare h. 3 çarpı 5'in karesi çarpı 10. 5'in karesi 25, 3 ile çarptık 75, 10 ile çarparsak 750 santimetre küp. Arkadaşlar prizmanın hacmine baktığımızda prizma o da 20 çarpı 10 çarpı 3'ten ne yapıyor? 600 santimetre küp yapıyor. İşte arkadaşım bunların oranını istemiş bizden. 750'nin 600'e oranını alırsak her ikisini 15'e bölerseniz arkadaşlar 5 bölü 4 yapar. Cevabımız E seçeneğidir diyeceğiz. Evet arkadaşlar, ödüllü sorumuz şöyle. Şekildeki genişleyen kaba bir bardak su konmuştur. Bu kaba aynı sıcaklıkta bir bardak daha su koyulursa yargılarından hangileri doğrudur demişiz. Sıvı yüksekliği 2 katına çıkar. Sıvı kütlesi 2 katına çıkar. Sıvı hacmi 2 katından az olur. Bu sorunun cevaplarını sizden bekliyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım, bu hazırladığımız videoyla 100 alacağınıza eminim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.